KRT ekranlarından merhabalar. 17. saat ile karşınızdayız. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Abdullah Sevim. Hoş geldiniz elinize. Şimdi gündemde bu hafta sonu önemli bir kongreniz vardı. 7. olağan kongresi. Bununla başlayalım isterseniz gündemi değerlendirmeye. Daha sonra Türkiye'nin o içinde bulunduğu birkaç iç gündem ve dış gündeme de süremiz el verdiğince değineceğiz. Şimdi 7. olağan kongre vardı. Bu vesileyle bir kez daha Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu'nu tebrik edelim. Şimdi kongrede belki de bundan önceki birçok kongreden daha coşkulu, daha heyecanlı bir görüntü gördük aslında biz gözlemlediğimiz kadarıyla da. Diğer kongrelerde de elbette bu görüntüler vardı ama önemli mesajlar da verildi bu kongrede. Şimdi öncelikle kongreyi yorumlarsınız. Hafta sonundaki kongreden hangi mesajlar çıktı? Saadet Partisi nasıl bir kongreyi geride bıraktı? Daha sonra Sayın Karamollaoğlu'nun verdiği önemli mesajlarla devam edelim. Evet. Şimdi önce inşallah yayınımız hayırlı olsun. Ülkemiz için, insanımız için, bütün insanlık için. Biz 7. olağan kongremizi yaptık. Allah'a şükürler olsun. Bizde böyle olağanüstü kongreler falan genelde olmaz. Çünkü şey yok yani işte birbirimize mücadele kültürümüz Allah'a şükür yok. Yani istişare ederek, anlaşarak, konuşarak problemlerimizi çözebiliyoruz. İnşallah hep böyle devam etsin. Esasında ülkenin de buna ihtiyacı var. Yani bugün Türkiye'nin en önemli sorunu konuşamamak, evet, istişare edememek, evet, kutuplaşma. Yani birbirimizi ötekileştirerek, niyet okuyarak, ön yargılı davranarak bir araya gelmemize fırsat vermiyoruz. Konuşamıyoruz, dertleşemiyoruz, anlaşamıyoruz. Ondan sonra gittikçe dertler büyüyor, problemler büyüyor. Neticede de ülkemizin her geçen gün sorunları biraz daha büyüyor. Yani dün birçok konuda bilhassa gıda konusunda, tarımda, hayvancılıkta kendi kendimize yeten bir ülke için bugün artık kendi kendimize yetmeyen, ithal etmezsek yemek pişiremeyeceğimiz, evet, çorbamızı kaynatamayacağımız, tenceremizi kaynatamayacağımız bir ülke haline geldik. Ki tarım ülkesi Türkiye'de. Tarım ülkesi, hayvancılık ülkesi. Yani her yönüyle şu anda sıkıntı ve gittikçe işte köylülüğü aşağıladık. Herkesi şehirlere doldurduk. Yani tamam da yani bu üretim olmazsa tüketim nasıl olacak? O zaman satın alacaksın. Satın aldığınız zaman da bu sefer her geçen yıl dış borcunuz artacak. Bunu karşılamak için gerekli adımları atmazsanız o zaman her geçen yıl biraz daha artar. Evet. Dolayısıyla böyle bir süreçte biz bu kongreyi gerçekleştirdik. Yani Türkiye'nin ekonomik yönden, siyasi yönden tıkandığı, dış politikada adeta dibe vurduğu bir süreçte bu kongre gerçekleşti. Onun için ben bilhassa Sayın Genel Başkanımız kongre öncesi hatırlarsanız bütün partilerin genel başkanlarını hatta parti kurmamış, kurulacak olan, kurulması söz konusu olan gündemde olan partilerin genel başkanlarını da ziyaret etmek, genel başkan adaylarını da ziyaret etmek suretiyle yani Türkiye'yi, Türkiye İttifakı'nı için bir adım atmış oldu. Ben de bu Saadet Partisi'nin yapmış olduğu, partimizin yapmış olduğu bu 7. olağan kongreyi Türkiye'nin kongresi olarak değerlendirdim. Yani buna ihtiyaç var. Orada bütün renklerin, bütün şeylerin, zihniyetlerin temsil edildiği bir kongre olsun istedik mümkün olduğu kadar. Yani bunu genel başkanımızın açılış konuşmasındaki verdiği mesajlarla verelim dedik ve dikkat ederseniz büyük ölçüde de bu konuda muvaffak olundu. Herkese hitap ettik. 82 milyonu kucaklayacak kadar kucağımızın geniş olduğunu, yüreğimizin geniş olduğunu orada ifade ettik. Bu şartlar altında bir kongre yaptık. Yaklaşık disiplin kurullarıyla, yedekleri ve asillerle beraber 127 kişiden oluşuyor kongre sonucunda seçilen insanlarımız. Bunların 59 tanesi yeni. Yani neredeyse 150'ye yakın bir yenilenme oldu. Bundan daha önemlisi biz 20 tane yeni politika kurulu oluşturduk. Yani az önce ifade ettim, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, teknolojide, sağlıkta, eğitimde aklınıza ne gelirse ülkenin bugün için ihtiyaç duyduğu problemlerin tamamını dikkate alarak bazılarını da birleştirerek 22 tane politika kurulu oluşturduk.
bu politika kurullarında yani illa milli görüş olsun, illa Saadet Partili olsun diye bir şart koşmadan bu ülke için bir şeyler yapacağına inanan, çözüm üreteceğine inanan, derdi olan, sözü olan, çözümü olan, projesi olan kim varsa onlarla beraber çalışmayı murat ediyoruz, biz istiyoruz, davet ediyoruz. Gelenlerle çalışacağız. Bunun bir ön denemesini esasında genel başkanımız, genel başkan olduktan sonra Temel Bey, çalıştaylar yaparak biz bir denedik esasında. Gerçekten de kimi davet ettiyse insanlar koşarak geldiler. Doğrudan parti bayrağının altında olmadığı için rahatça efendim birlikte ülkenin meselelerini konuştuk, çözümlerini konuştuk. Aynı şeyin inşallah politika kurulları vasıtasıyla da olacağını varsaydık. Bunun için bu politika kurullarını oluşturduk. Bir taraftan işte inşallah hem genel idare kurulumuz hem de disiplin kurulunda yenilenmeler oldu. Tabii başkanlık divanında da bir takım yenilenmeler olacak. Ve halkımızın karşısında bir ümit olarak çıkacağız. Yani bugün Türkiye'nin problemlerinin çözülmemesi ülkeyi yönetenlerin gerçekten yerli ve milli olmamalarından kaynaklanıyor. Bizim inancımız bu. Milli görüşün anlamı da bu. Milli görüş gerçekten yerli, gerçekten milli bir anlayışı temsil etmek için ortaya çıkmış olan bir görüştür. Yani Cumhuriyet tarihine bakarsak bilhassa çok partili dönemi 50'den sonrasını ele aldığımızda yani iş başına gelen iktidarlar öyle veya böyle bir takım mahvillerin, bir takım merkezlerin, dış güçlerin desteğiyle hep iş başına gelmişlerdir. Yani dış güçler önce seçiyorlar bizim kimi seçmemiz gerektiğini belirliyorlar, sonra biz onları seçiyoruz. Yani bu nasıl oluyor? Algıyla oluyor. Bunun lamcımı yok. Yani bunun çok canlı örneği Yalçın Doğan'ın Dar Sokak'ta Siyaset adlı kitabında var. Açsınlar okusunlar insanlar. Bu 12 Eylül sonrası Turgut Özal'ın nasıl Amerikalı bankerler tarafından desteklenerek iş başına getirildiği. Aynı tarihte Turgut Sunal Paşa'nın kurduğu Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin için Paşa'yı Amerikan konsolosunu ziyaret ederek Paşa'm seçimleri siz kazanırsanız Amerika'nın Türkiye'deki menfaatleri hakkında ne düşünürsünüz diye sorduğunda Paşa benim için öncelikle Türkiye'nin menfaatleri gelir demesi üzerine görüşmemiz bitmiştir diyor, ayrılıyor. Öbür tarafta Turgut Özal Amerikalı bankerlere bu süreci devam ettirmek istiyorsanız borç alıp vermeleri, faiz ödemelerini bunu ben sağladım. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğim ama ben parti kurduğum zaman İhtilal Komite Konseyi beni veto edeceğine korkuyorum. Ben destekleyin, iktidara geleyim, bu düzeni devam ettirelim diyor. Siz olsanız bankerlerin yerinde ne dersiniz? Hay hay dersiniz. Onlar da hay hay dediler. 2002'de de AK Parti bu şekilde mi ilk görevi? Aynı şekilde. Proje partisidir. Anlaşarak kurulmuştur. Belki şu var, arkadaşlarımız, eski arkadaşlarımız olduğu için şu niyeti söylemekte bir mahsur görmüyorum. Yani dediler ki bu Erbakan Hoca geldi. 11 ay boyunca gerçekten ülke için faydalı olan Cumhuriyet tarihinde bütün ilkleri gerçekleştirdi. Denk bütçe yaptı. Bir kuruş dış borç almadı. Bir kuruş iç borç almadı. Ve ülkede barışı huzuru getirdi. Ekonomi canlandı. Köylüsü, işçisi, memuru, emeklisinin cebi para gördü. Hala bu konuşuluyor. Ama buna rağmen dış güçler devreye girdiler. Önce Amerika'dan şeyden Fransa Büyük Mason Locası'ndan Türkiye'deki Mason Localarına talimat geldi. Bu adamı iş başından uzaklaştırın diye. Sonra Amerika'dan New York'tan bir plazanın bilmem ne katı hoca onun açıkladığı belgesini biliyorsunuz. Oradan talimat geldi. Sonra işler ona göre tanzim edildi. Buradaki işbirlikçilerle birlikte biliyorsunuz o şeyler vardı. Beşli çete vardı. Tencere tava çaldılar. Lambaları yakıp söndürdüler. İşte Müslüm Gündüz'dü, Ali Kalkancı'ydı, Fadime Özkan'dı. Bu figürleri kullandılar. Neticede Erbakan'ı iş başından uzaklaştırdılar. Bu arkadaşları gördüler ki demek ki bu iş böyle olmuyor. Biz bunlarla oturalım, pazarlık edelim, anlaşalım. Biraz onlara, biraz bile dediler ama sonuçta geldiğimiz nokta ortada maalesef. Hep onlar karlı çıktı. Ülkemiz ekonomik yönden de, dış politikada da, ahlaki yozlaşma yönünden de gerçekten çok sıkıntılı bir sürece girdi. Yani bu süreçte biz bu kongreyi yaptık. Yani bu ülkenin gerçekten dış ülkeler, dış güçlerle pazarlık yaparak gelen yöneticilerle yönetildiği sürece bağrının yerden kalkması mümkün değil. Ne pahasına olursa olsun dış güçlerle pazarlık yapmayan, sadece halkıyla
pazarlık yaparak, halkıyla birleşerek, kucaklaşarak devlet-millet kaynaşmasını sağlayacak olan bir yönetim şeklini bu ülkede hakim kılması lazım. Yani bunun da bedeli olacak tabii. Yani eğer gerçekten tam bağımsız olmak istiyorsanız, maalesef ülkemiz birçok yönden dışa bağımlı hale getirildiği için böyle bir durumda bir takım ambargolarla karşılaşacaksınız. Bunlara da tahammül etmek lazım. Yok ben öyle bedel ödemek istemiyorum diyorsanız o zaman da bu sömürge düzenini devam edeceksiniz. Evet. Razı olacaksınız. Şimdi Sayın Karamollaoğlu zaman zaman o hani o haftalık yaptığı basın açıklamalarında çok önemli mesajlar veriyor aslında baktığımız zaman her hafta. Şimdi kongrede de bir toplumsal sözleşmeden bahsetti. İttifaklarımız üzerinden yeni bir toplumsal sözleşme imzalayalım dedi. Ne demektir bu? Ya da gerçekleşebilir mi bu? Vallahi gerçekleşebilir. Gerçekleşmemesi için sebep yok. Yani o toplumsal sözleşme dedim, anayasadır esasında. Hı hı. Yani bir ülkenin toplumsal sözleşmesi anayasasıdır. Hı hı. Yani anayasaya bu ülkede yaşayan insanların tamamını dikkate alarak yeniden dizayn etmek lazım. Yani bu ülkede Laz var, Kürt var, Çerkez var, efendim Müslüman var, Müslüman olmayanlar var. Bütün bunların kapsayacak olan bir anayasayla, bir toplumsal sözleşmeyle biz ancak başarılı olabiliriz. Malum Türkiye Cumhuriyeti çeşitli baskılar ve sebeplerle Türk ulusalcılığı üzerine kurulmuş bir cumhuriyettir. Hı hı. Ve dolayısıyla yüzyıllarca beraber yaşadığımız, hiçbir sorun yaşamadığımız Kürtlerle bugün bir takım dış mihrakların kışkırtmasıyla sorun yaşıyoruz. Yani 1984 yılında ilk eylemlerini başlatmış PKK. O gün bugün hala PKK ile mücadele ediyoruz. Belki o mücadeleye harcadığımız paraları, imkanları ekonomiye, kalkınmaya harcamış olsaydı Türkiye belki şu anda Almanya olurdu. Yani hem insanımızı kaybediyoruz, maddi hem de manevi. Madden kaybediyoruz. Yani şimdi olaya ben şöyle bakıyorum. Bazıların işine gelmeyebilir ama ölen ve öldüren bizden diye bakıyorum. Yani PKK'lı dediğiniz insanlar dünyaya gelirken PKK'lı doğmuyorlar. Sonra bu ülkenin eğitim sistemi, içinde yaşadığımız sosyal şartlar, ekonomik şartlardaki aksaklıklar, bozukluklar bu insanların bir takım mihraklar tarafından, güç odakları tarafından yanlış yollara yönlendirilmesiyle ortaya çıkıyor bu sorun. Yani Allah rahmet eylesin Mahir Kaynağ'ın yıllar önce Allah rahmet öldü vefat etti biliyorsunuz. Profesördür kendisi. Uzun yıllar MIT mensubu olarak da çalışmıştır. Yani diyordu ki terörle mücadeleyle teröristle mücadele aynı şey değildir. Teröristle mücadele yani sinekleri öldürmek demektir. Bataklık devam ettiği müddetçe o sinekler gene ürecek ve bu bitmeyecek. Sonu gelmeyen, bitmeyen bir hikaye olarak devam edecektir. Halbuki terörle mücadele edecekseniz bu terörün sebepleri var. Ekonomik sebepleri var, psikolojik sebepleri var, sosyal sebepleri var, kültürel sebepleri var. Bu sebepleri arayacaksınız, bulacaksınız. Doktorun hastasının teşhis ettiği gibi. Yani doktor karşısına gelen hastaya, arkadaş sen niye hasta oldun deyip ona hesap mı sorması lazım? Buyur kardeşim derdin ne deyip, derdini sorup, araştırıp, gerekli tahlilleri, teşhisi, gerçekleş, onu tedavi etmesi mi lazım? Biz şimdi diyoruz sen niye PKK'lı oldun? Adeta belli bir dönem Türkiye'de Kürt olmak suç sayıldı. Kürtçe konuşmak suç sayıldı. Yani insanlar... Yani ben Türkçe konuşuyorum, Türk'üm, Türk deniliyor bana. Ben Allah'la pazarlık etmedim ki. Yani Türkçe konuşan bir anne babadan dünyaya geldim diye Türk oluyorum. Öbür tarafta Kürtçe konuşan bir anne babadan dünyaya gelen Kürt oluyor. Ben Türk olduğum için üstüne oluyorum. O Kürt olduğu için ikinci vatanda yok. Olmaz bu. Problem burada yatıyor. Yani böyle koyu, ulusalcı bir mantıkla bu devranı devam ettirmemiz mümkün değil. Bu kavgayı bitirmemiz mümkün değil. Çünkü bizim dışımızda gerçekten Erbakan hocamız yıllarca uyardı Siyonizm diye çok güçlü bir yapı var. Hocamız diyordu ki Siyonizm öyle şey bir yapıdır ki kendisiyle mücadele ediyoruz zannedersiniz. Mücadele ediyorum diye ona kendisine hizmet ettirir. Yani bugün dünyanın birçok yerinde ülkemizde de aynı mantık devam ediyor maalesef. Yani ülkeyi yönetenler... Görünüşte Siyonizm'de mücadele dertleri de yok ya. Ama yaptıkları birçok şey Siyonizm'e hizmet ediyor. Maalesef. Kongreden hemen sonra sizin bir açıklamanız var. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye.
Bu nasıl gerçekleşecek? Yani bu nasıl gerçekleşecek? Yani halkımızın ben gelinen noktada bugüne kadar bütün şeylerimize rağmen, ikazlarımıza rağmen insanımız hala AK Parti'den bir beklenti içindeydi. Yani problemlerinin çözüleceğini zannediyordu. Kürt sorununu çözeceğini zannediyordu. Efendim ekonomik sorunları çözeceğini zannediyordu. İşsizliği çözeceğini zannediyordu. Bir türlü insanlarımıza derdimizi anlatamıyorduk biz. Bir beklentisi vardı. Ama artık insanlar şu anda yani biz önceden esnaf ziyaretine çıktığımızda sokakta herhangi bir insanla karşılaştığımızda Saadet Partili olduğumuzu söylediğimizde bilhassa AK Parti'ye geçmişte oy vermiş olan insanlardan çok ciddi tepkiler alıyorduk olumsuz anlamda. Şimdi o tepkiler kalktı ortadan. İnsanlar artık bir çare arayışına girdiler. Yani AK Parti'nin bundan sonra problemlerini çözemeyeceğinin büyük bir kitle farkına vardı. Dolayısıyla biz de bu yaptığımız kongreyle inşallah ve kongre sonrası oluşturduğumuz politika kurulları vasıtasıyla inşallah hızla çalışıp yani biz iktidara geldiğimizde eğitim sorununu, eğitimdeki bu açmazı nasıl çözeceğiz? Sağlık sorunlarını nasıl çözeceğiz gerçek anlamda? Dış politikadaki sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Hayvancılığı yeniden nasıl kendi kendimize yeter hatta ihraç eder hale geleceğiz? Tarımda aynı şekilde nasıl? İşsizliği nasıl çözeceğiz? Ekonomik gelişmeler en önemli. Yani en önemlisi bu. Yani gerçi hepsi birbiriyle bağlantılı inşallah, şeyler aslında. Ekonomi düzelt, yani bir raya girdiği zaman hepsinde bir şekli alacağı. Yani ortada. O da yetmiyor. Bakın ne kadar zengin olursanız olun iyi, ama iyi insan değilseniz bu zenginizle hem kendinize zarar verir hem topluma zarar veriyorsunuz. Yani bizim mutlaka iki tane kurumumuz var bu ülke için. Çok önemli. Benim tespit ettiğim. Birisi Milli Eğitim, birisi Diyanet İşleri Başkanlığı. Bu iki kurum gerçek anlamda bu ülke insanına değerlerini öğretmediği sürece bu ülkede bizim huzurlu ve mutlu olmamız mümkün değil. Yani bugün bizim milli eğitimimizde değerler sistemi yok. Biz insanlara 2 kere 2'nin 4 ettiğini öğretiyoruz. Ama bu 2 kere 2'nin insanın, insanlığın hayrına nasıl kullanılacağını öğretmiyoruz. Tam tersine bu insanların eline verdiğimiz bu şeyle, imkanla bakıyoruz insan cinayet işliyor. Nasıl işliyor? Bugün tıbbı düşünelim, sağlık sektörünü düşünelim. Özel hastanede gittiğiniz zaman. Herkes bugün şikayetçi mi ve herkes şüphe ediyor mu şundan? Bana tahlil yapılmaması gerektiği halde tahlil yaptırıyorlar. MR çekilmemesi gerektiği halde MR çektiriyorlar diye konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Ve şu bir gerçek ki bizim bir arkadaş, profesör bir arkadaşımız özel hastanede çalışamadı. Kaç tanesi de girdi çıktı. Niye? Diyorlar ki bak sen her gün hastaneye şu kadar para kazandıracaksın. Yani yapılmaması gereken tahlil yaptıracaksın, çekilmemesi gereken filmi çektireceksin. Şimdi bu neyle ilgili? Bu o insana biz ahlaki bir değer verememişiz. Kul hakkını öğretememişiz. İnsanlığı öğretememişiz. Karşısına gelen hastayı hasta olarak görmeyi öğretememişiz, müşteri olarak görmeyi öğretmişiz. Müşteri olduğu zaman müşteriye ne kadar çok mal satarsanız o kadar sen makbul tezgahtar olursunuz. Bugün bizim doktorlarımız tezgahtarlık yapıyorlar. Doktorluk yapmıyorlar. Doktorun vazifesi karşısına gelen hastaya ben bu hastayı en kısa zamanda, en ucuz şekilde iyileştirir mi düşünmesi gereken ben bu hastadan nasıl daha çok para kazanırım? Ama bu o doktorun kabahati değil sadece. Bu eğitim sisteminin kabahati, bu ülkedeki yanlış düzenin o zaman kabahati. Şunu sorayım size. Birkaç saat önce, 1-2 saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki dindar bir neslin yetiştirilmesi durumunda sokakta tinerci, hırsız ve alkolik görülmeyeceğini ifade etti. Görülmez dedi. Şimdi bu sorunların çözümü için dindar nesil yetiştirmek çare midir? Tek çare midir? Cümlesi bu şekilde. Şimdi dindar nesilden kasıt şu. Esasında yani değerler bunun içinde neresinde olacak? Tabii değerler esasında evrenseldir. Bütün insanlığın. Yani dinin ortaya koymuş olduğu değerler esasında insanın ortak değerleridir. Mesela insan hakları kavramı kaç yılında? 1800 yıllarda. 1800. İlk defa ortaya çıktı. Ya bu 1400 yıl önce sadece bizim Peygamber Efendimiz'le ilgili süreç için söylüyorum. Bundan önce Hazreti Adem'den beri insan hakları vardı bizim şeyimizde. Yani insanlık tarihinde. Cenab-ı Allah tarafından bildirilmiş. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda olan, bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir kişiyi ölümden kurtaran, yaşatan bütün insanlığı yaşatmış gibidir. Kul hakkı diye bir kavram var bizim şeyimizde.
değerler sistemimizde. Yani dolayısıyla kendimiz için istediğimizi diğer insanlar için istemedikçe gerçekten iman etmiş olmayız. Şeyi var, ilkemiz var. Ben hep bunu söylüyorum. Yani dünyadaki bütün şeyleri kaldırsak, anayasaları, kanunları hepsini kaldırsak, tek bir kural olsa, o da az önce söylediğim. Kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmayın. Kendinize yapılmasını siz de başkasına yapın. Problem kalmaz dünyada. İnanın kalmaz. Ama bu tabii insan unsuruyla alakalı bir şey. Cenab-ı Allah insanı dünyaya getirirken, yani iyi de kötülüğü de, güzeli de, çirkini de, faydalı da, zararlı da, adalet de, zulmü de tercih edebilecek kabiliyette yaratıyor. Biz vereceğimiz eğitim sistemiyle adaleti, iyiliği, güzeli, faydalıyı insanlara o yöne, o tarafa yönlendirmemiz gerekirken biz tam tersine yönlendiriyoruz bugün. Maalesef. Yani bugün ülkemize zarar veren, insanımıza zarar veren insanlar ilkokul mezunları değil. Bu ülke en büyük zararı şeylerden görüyor. İleri derece eğitim almış olan insanlardan görüyor. Çünkü yani ilkokul seviyesindeki bir adam baklava çalıyor, şeye giriyor, hapse giriyor. Ama ileri derece eğitim almış, zengin olmuş olan insan bankanın içini boşaltıyor. Şeyi hatırlayın, o krizi, o krizde, o günün şartlarında 50 milyar dolar bankalardan boşaltıldı. Sonradan biz ödedik. Şimdi son havuz medyası için Demirören'e şeyden, Ziraat Bankası'ndan 800 milyona yakın kredi verildi. Bu kredi geri mi dönecek? 3 yıl sonra ödemeye, 3 yıl ödemesi daha ödeyecek mi yani? Ben ödeyeceğini düşünmüyorum. Ödeyebileceğini düşünmüyorum zaten. Şu anda feryat ediyor. Çünkü yani bu medya kuruluşlarının kar etmesi diye bir şey mümkün değil zaten. Zarar edeceği kesin. Bunun böyle olmayacağı kesin. Ama bile bile benim paramı, bana mı sordun yani oraya para verirken? Ve sen bu şeyleri, bu kurumları, alınan bu televizyonları, gazeteleri kendi iktidarının devamlılığı için kullanıyorsun. Ve açıkça yapıyorsun bunu. Benim paramla beni vuruyorsun. Benim paramla beni aşağılıyorsun. Benim paramla beni ötekileştiriyorsun. Buna hakkın yok ki. Yani insanlarımıza bunu anlatabilsek bu problem çözülecek. Yani böyle dindarlık deyince insanımızın anladığı namazsa, abdestse Allah'ın kastettiği dindarlık bu değil arkadaşlar. Yunus Emre şeyin dizisini hiç izlediniz mi? O dizinin bir bölümünde şeye girersen, YouTube'a girerseniz var. Tapduk Emre ile bir sohbet esnasında. Şey diyor, molla mı diyor, kadı mı diyor şeye, yani bir fıkıh alimine. Şunun abdestin farzlarını, efendim abdesti bozan şeyleri değil. Gel şu hak yemenin şeylerini konuşalım. Kul hakkını konuşalım diyor. Yolsuzluğu konuşalım diyor. İsrafı konuşalım diyor. Yani Müslümanlık, bizim Müslümanlık anlayışımızda bir problem var. İslam biz yanlış, eksik anlamışız. Yanlış anlamışız. Yanlış anlattılar daha doğrusu. Çünkü 1950'li yıllardan sonra Türkiye'de Demokrat Parti eliyle, sonra Adalet Parti eliyle, sonra Anavatan Partisi, şimdi AKP eliyle Türkiye'de Müslümanın içi boşaltıldı. Kavramlarımızın içini boşalttılar. Biz ibadet deyince namazı anladık. Kulluk deyince namazı anladık. Halbuki Müslümanın bütün hayatının ibadet olması lazım. Ben İslam hukuku doktoruyum. Yüksek İmam Hatip okudum, yüksek İslam okudum, Haseki'yi okudum, yüksek İslam doktora yaptım. Yani ibadet denilince bütün hayatımızın ibadet. Benim şuradaki şu anda yaptığım ibadet olması lazım. İbadet olması için ne lazım? Söylediklerimin doğru olması lazım. Gerçek olması lazım. Kimseye iftira etmemem lazım. Yalan söylememem lazım. Hakaret etmemem lazım. Kimseyi aşağılamamam lazım. Ben bunları yapıyorsam ve insanların dertlerini dile getiriyorsam ve insanların bu dertlerinin çözümü için bir şeyler söylüyorsam bu yaptığım ibadettir. Ve bu işi Allah rızası için yapıyorsam ibadettir. Yok Allah rızası için değil, ben meşhur olayım, yarın efendim seçileyim, milletvekili olayım, şu olayım, bu olayım diye yapıyorsam gene ibadet değil. Yani bizim hayatımızın ibadet olabilmesinin iki tane şartı var. Birisi yaptıklarımızı Allah rızası için, yani insanlara faydalı olmak için yapacağız. İkincisi de yaptığımız her işi Allah'ın istediği gibi yapacağız. Evet. Peki şimdi şu gündeme de süremiz de biraz azaldı. Şimdi şu gündemle ilgili de neler söylemek istersiniz? KYK konusuyla devam edelim mi? Şimdi Bülent Arınç çıktı bir anda dedi ki KYK bir faciadır ifadesini kullandı. Ve işte bazı zulümler karşısında da özür dilediğini ifade etti. Şimdi Sayın Arınç zaman zaman bu çıkışları yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu esefle
esefle karşıladığını ifade etti. Daha sonra MHP tepki gösterdi. Şimdi bu KYK konusu hakkında neler söylemek istersiniz? Bundan sonra da aslında baktığımız yani zaman bizim en çok korktuğumuz buydu. Yani bu başkanlık sisteminden sonucun buraya geleceğinden biz çok korktuk. Ve bu üstte hem kamuoyunu uyardık hem de bizzat genel başkanımız gitti Tayyip Bey'le görüştü. Evet. Bu işin bu sisteme bizim bu şartlarda evet diyemeyeceğimizi, çünkü bunun sonuçta tek adamı idaresine Türkiye'yi götüreceğini, bir insanın iki dudağının arasında koca 82 milyonluk ülkeyi mahkum edeceğini hatırlattı ama kamuoyuna da yeter kadar derdimizi anlatamadık. Tayyip Bey'e de anlatamadık. Neticede bu çıktı ve gerçekten şu anda olanlar oldu. Yani kanun hükmünde kararından mı ne demek? Kanun hükmünde. Bir de kanun değil bu. İstişare yok. Yani bir kişinin verdiği karar 82 milyonla ilgili bir kişi karar veriyor, bunu hapis atın diyor. Bunu hapisten çıkarın diyor. Buna şu kadar ceza verin diyor. Efendim bilmem havuz medyasına Ziraat Bankası 782 milyar şey verir, kredi versin diyor. Yani bu şey yok, bunun karşılığı yok. Böyle bir şey olur mu ya? Dünyada nerede görülmüş böyle bir şey? Ondan sonra biz monarşiye karşı, padişahlığa karşı, bundan hiçbir padişah bu kadar yetkisi yoktu. Padişahların şeyi vardı, Şeyhülislamları vardı. Onlar da danışmadan, sormadan karar verme yetkileri yoktu normal şartlarda. Şimdi kimseye sormuyor Tayyip Bey. Kendi kafasına göre, işine geldiği gibi ve iktidarının devam etmesi için ne gerekirse onu yapıyor. Yani KHK'lar gerçekten bir facia. Biz baştan beri bunu söylüyoruz. Kanun hükmündeki kararnameyle mağdur edilen, suçsuz belki yüz binlerce insan var. Bir insan düşünün ki işte bizim gibi okumuş, etmiş, eylemiş, akademik kariyeri yapmış, profesör olmuş. Birisi çekemeyen birisi, bu adam FETÖ'cü dedi mi? Evet. FETÖ'cü oluyor. O süreçleri de yaşadık, evet. FETÖ'cü, o şahsın FETÖ'cü olması yetmiyor. Hanımı FETÖ'cü, çocukları FETÖ'cü. Yani toplumdan artık tecrit ediliyor bu insanlar. Oturdukları evleri değiştirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü vatan hainliği. Sivil ölüm büyük bir şey. Yani çok yani korkunç bir şey. Korkunç şey. Yani asla yani aklıma geldiği zaman Allah korusun böyle bir şey için ya insan tahammül edebilecek bir şey değil. Yani dolayısıyla gerçekten geç de olsa niçin söylediğini bilmiyoruz tabii Bülent Arınç Bey'in. Gerçekten inanarak mı söyledi yoksa bir plan gereği mi söyledi onu da bilemiyoruz tabii. Yani biz şimdi daha şeye bakalım. Çünkü Cumhurbaşkanı tepki gösterdi ama yani kendisinden alıştığımız bir tepki değildi bu bence. Çok yumuşak bir tepki gösterdi. Gösterse de bir Arınç'tan vazgeçememe durumu da var galiba. Yani şimdi arkasından şeyler çıktı işte. Ahmet Altanlar, Mehmet Altanlar, Mehmet Altan beraat etti, Ahmet Nazlı'lacak şey oldu. Yani biz buna karşı olduğum için bunları söylemiyorum. Ama belki bu şekilde yani yaptıkları yanlışlardan dönemiyorlar, açıkça söyleyemiyorlar. Belki bu yollarla, belki bunun kapısı açılacak, arkası gelecek. Yani bir takım insanlar haksız yere, yani kendisinin de ifade ettiği gibi at etiyle, at iziyle it izi birbirine karıştı dediği şekilde... Yani bu Arınç'ın damadının beraat ettikten sonra da böyle bir açıklama yapması da aslında ilginç. Evet. Baktığımız zaman damadı da işte FETÖ ile ilgili bir soruşturmadan, ciddi bir soruşturmadan bir anda beraat kararı verildi. Yani bir de bu şeyin şu boyutuna bakalım. Aynı Suriye politikasında olduğu gibi bu FETÖ denilen şey, olgu durup dururken olmadı. Ve Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin bunu 12 Eylül öncesinde tespit etti, uyardı. Geliyor Şeref Malkoç. Geliyor hocamıza diyor ki, hocam diyor çocuklarımızı şeye versek, bu Fethullah Gülen okullarına versek, ne dersin? Verirsiniz de diyor, sonra çocuklarınızı o hale getirirler ki dövecek diziniz bile kalmaz. Pişman olursunuz ama dövecek diziniz bile kalmaz. Yani bunu bile bile sırf kendi iktidarlarının devamı için, iktidarlarını da kullanmak için bunları kullandılar belli bir dönem. Bile bile kullandılar. Sonrasında iş şeye gelince yani sen mi ben mi noktasına yani tamam bugüne kadar sen idare ettin ama bundan sonra biz idare edeceğiz noktasına gelince bu sefer aralarında asıl o zaman şey koptu. Pandomine o zaman koptu. Dolayısıyla bir defa yani FETÖ dönülen belayı başımıza kim musallat etti? Ona bir bakmak lazım. Yani ne istediğinizde vermedim diyen bir zihniyet musallat etti. Yani ben Tayyip Erdoğan'ı suçlamak için söylemiyorum. Bizim derdimiz milli görüş olarak insanlar değil, muhatabımız insanlar değil, muhatabımız zihniyetler.
Biz zihniyetle, hastalıkla mücadele ederiz. İnsanlarla değil. Doktor nasıl hastayla savaşmazsa, hastalıkla savaşırsa, biz de hastalıkla mücadele edeceğiz. Yani bu yanlış bir zihniyet. Yani ben işte bunları kullanayım belli bir dönem. Bunlar esasında pek güvenilecek adamlar değil ama belli bir dönem kullanayım diye düşündü. Ama adamlar tabii, onların da kendine göre bir hesabı vardı. Sonra da hesap ortaya çıkınca bu sefer... Siyasi ayak neden henüz daha hiç bir gelişme yok? Şimdi dün mesela Bahçeli bir açıklama yaptı. Dedi ki işte siyasi ayağın ortaya çıkarılması artık rahatsız ediyor bizi de ifadesini kullandı. Hala siyasi ayakla ilgili genel her şeyi buldular. Genel başkanımız söyledi ya, yani eğer bu siyasi ayağının üzerine gidilirse AK Parti'de bayağı bir şey olur. Gelişmeler olur. Gelişme, belki deprem olur. Peki. Şimdi şu şimdi 13 Kasım'a az kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte ABD'ye gidecek, gitmeyecek mektup konusu yine gündemde. Şimdi bu mektupla ilgili sizin de bir açıklamanız oldu. İşte Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gönderdiği mektupla ilgili. Şimdi gerekli cevap verildi, verilmedi tartışması yaşandı. İşte sahada verildi, cevabı verildi. Daha sonra Trump'ın tarzı bu denildi. Çöpe atıldı denildi mektup. Daha sonra şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse mektubu da yanında götürecek ifadeleri kullanıyor. Daha gidip gitmeyeceğine dün sorulduğunda henüz daha karar vermediğini bir kez daha söyledi. Şimdi bu mektuptan yola çıkarak Cumhurbaşkanı ABD'ye gitmeli mi? Gerekli cevap verilmeli mi? Veya mektup ilk geldiğinde o cevap neden verilmedi? Şimdi tabii işin... İfadeleri siz de biliyorsunuz. Buradan tekrarlamayalım İşin perde arkasını... Tam olarak şey yapmak mümkün değil, bilmek mümkün değil. Yani şimdi gündemde olan şey konu nedir? Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin mal varlığı meselesi. Evet. Yani belki yani şu anda tahminler bu mal varlığı gündeme getirilerek Cumhurbaşkanı köşeye sıkıştırılmak isteniyor gibi bir şey var. Bir algı var. Yani böyle olursa tabii yapacak bir şey yok işin doğrusu. Eğer böyle bir sıkıntı varsa mal varlığı konusunda bir sıkıntı varsa... Yapacak bir şey yok. Boyun eğmek zorundasınız o zaman. Rahat olsaydınız, çok rahat, Erbakan Hoca'nın dediğini derdiniz, bana ne Amerika'dan derdiniz. Bize bana ne Amerika'dan diyemedik. Sevgimiz var, saygımız var dedi. O bize şey diyor, ahmak diyor, budala diyor. Biz ona sevgiden, saygıdan bahsediyoruz. Yani bu... Veya tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Bunun şeyi şu, mesele şu. Yani sizin ekonominiz güçlü olsa Trump sizi tehdit edebilir mi? Mümkün değil. Problem orada. Sizin yani... her şeyle kendi kendinize yeten bir ülke olmadıkça yani sizin başınızı dik tutmanız mümkün değil. Bacak bacak üstüne atmakla efelik yapılmış olmuyor. Esas mesele bacak bacak üstüne atmak değil. Her konuda kendi kendimize yetmek. Biz uçağa biniyoruz. Bindiğimiz uçaklar ya Amerika'dan ya Avrupa Birliği'nden. Arabaya biniyoruz. Dünyanın dört bir tarafından. Yol yapıyoruz. Kullandığımız iş makineleri oradan. İlaç sanayimiz tamamen ithal ikameli. Oradan alıyoruz. Burada şeyleri dolduruyoruz. Efendim kapsülleri dolduruyoruz veya tablet haline getiriyoruz. Yani gidin eczanelere. 1000 tane şey varsa, ilaç çeşidi varsa içinde bizim 10 tane belki kendi lisansımız olan, kendi ürettiğimiz ilacımız yok. Niye olmasın? Bizim neyimiz eksik? Hindistan yapmış. Küba yapmış. Bir tane ilaç dışarıdan almıyorlar. Bu mümkün. Yani 1961 yılında %50 otomobil yaptık. Arkasından siz yaş itibariyle hatırlamazsınız. Biz onu şey yaptılar, müzeye koydurdular. Arkasından Koç grubu Anadolu'ları çıkardı. Fiberglass. Arkasından bize Fiat Muratları getirdi. Gaz tenekesinden. Yani efendim 1930'lu yıllarda Türkiye'de iki tane müteşebbis, Vecih Hürkuş ve Nuri Demirel %50 uçak yaptı. Amerika ile, tehdidiyle, talimatıyla uçak fabrikasını kapattık. Hatta yani ithal edeceğim, ihraç edeceğim uçakları bile sattırmadılar bize. Siz ne yapıyorsunuz? Biz vereceğiz size dediler. Yani bu mantık devam ettiği müddetçe bu ülkenin bari yerden kalkmaz. Dışa bağımlı, dıştan gelen talimatlarla ve dıştan verilen desteklerle seçtirilen yöneticilerle bu iş olmaz. Dünyada kalkınmış ülkelere bakın. Hepsinin İş başında olanlar milli görüşçüdür. Yani Almansa Alman milli görüşü, Fransız. Yani ne demek? Ülkesinin, insanının menfaatini, çıkarını bütün dünyadaki menfaat ve çıkarlardan önceleyen insandır.
Yani Almanya'nın menfaati bir öncelikle gelir. Amerika'nın menfaati ikinci sıradadır. Fransa'nın menfaati ikinci sıradadır. Diyebilirseniz Almanya'da siz milli görüş ruhuyla hareket eder ve Almanya kalkınır. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiyor mu bunları? Demiyor. Yerli ve milli sözüne ağzından düşünmüyor. Birçok yani, konuda. Şu anda düşünün ki yani çok net olarak Condoleezza Rice biliyorsunuz. Ne dedi? 22 ülkenin sınırları değişecek. Bu değişecek, sınırları değişecek ülkelerden birisi biz değil miyiz? Yani Fırat'la Nil arasındaki Büyük Ortadoğu Projesi, Büyük İsrail Projesi'nde biz de yok muyuz? Varız. Peki bu sınırları değişecek olan projede sınırları değişecek ülkenin başbakanı, şimdi cumhurbaşkanı, şimdi başkanı nasıl eş başkanlık yapar? Bunun izahı yok ki. Bunu izah edemezsiniz. Yani birisi gelmiş bizim evimizi yıkıyor, bir kazma da biz almışız, biz de bir kazma vuruyoruz. Anlamına geliyor bu. Hala o kadar ikazlara rağmen. Bu sefer gene insanlar uyardılar. At şu şeyi dediler, cesaret madalyasını. Vazgeç şu şeyden. Evet. Büyük Ortadoğu eş başkanı olmaktan. Ama ses yok. Ses seda yok. Ses seda yok. Şimdi şu ekonomik gelişmelere de değinelim son olarak. Şimdi enflasyon son aylarda sürekli bir düşüş var enflasyonda. Güzel bir gelişme ama şimdi bu piyasaya, vatandaşa ne kadar yansıyor? Şimdi işsizlikle ilgili veriler de ortada. Sürekli artan bir genç işsizlik var. İşçilerin, memurların, emekçilerin, esnafın durumu ortada. Ekonomideki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz bundan vallahi sonraki enflasyon süreçte? Herhalde talimatla yukarıdan haber şey yapıyorlar. Talimatla. Çok kolay bir şekilde aslında baktığımız zaman. TÜİK'e talimat veriyorlar. Bu sefer böyle ilan ediyor. Öyle diyorlar şu anda öyle yani sokakta, çarşıda, pazarda böyle bir gerçeklik yok ki. Yani her şey ateş pahası. A'dan Z'ye ne alırsanız. Sayın Karamollaoğlu da her basın toplantısında, her haftaki basın toplantısında bu işsizlik, ekonomik gelişmelere bugün çok şeyde, ciddi şekilde eğiliyor. İsmail Bey'in Fox'taki sabah programında onu söyledi. Bu İsmail Bey de bu enflasyonu sordu da hele dedi fiyat artışları enflasyonu etkilemiyor dedi. Ama öyle bir sürece geldik aslında. Ya aynen. Fiyat... Trajikomik bir süreç yaşıyoruz. Yani açlık sınırının ki açlık sınırı demek 4 kişilik ailenin sadece evet. Yeme içme ile ilgili olan ihtiyaçlarını karşılamak demek bu. 2500 lira olduğu bir ülkede siz 2020 lira şey veriyorsunuz. Asgari ücret. Asgari ücret veriyorsunuz. Ve o insanlara diyorsunuz ki tamam enflasyon şuna düştü. Efendim ülke kalkındı. Yıllık gayri safi milli hasıla şuna geldi. Kişi başına düşen gelir şu kadar oldu. Yani bunlar tamamen ülkeyi algıyla yönetiyorlar. Şimdi sene sonu geliyor. Asgari ücret tekrardan belli olacak. Asgari ücreti de enflasyon artışına göre yapılırsa... Yandı bu bile. Yandı. Enflasyon hazır şimdi, düşmüşken asgari ücreti de... Motorlu taşlar vergisiydi, diğer evet, vergi cezalar hepsi %25'lerde. Ama enflasyon hala %8'lerde. Yani bunu anlamak mümkün değil. Yani tamamen... Veya zamlar değil mi? Yani şu an şimdi yeni yıl da gelecek. 1 Ocak'ta iğneden ipliğe bakalım nelere zam gelecek. Ya ki tabii. Yıl içinde gelen zamlar ortada. Ya yani doğal enerjiye gaz, gelen zamlar, doğalgaza gelen zamlar. Yani benzine, efendim fuel oil'e, mazota. Yani enflasyon bunlarla mukayese ettiğiniz zaman neden bahsediyorsunuz? Yani milletin aklıyla alay ediliyor benim kanaatim. Olmaz. Üretime geçmeden olmaz. Problem bizim üretimi biz bitirdik. Hayvancılığı bitirdiğimiz gibi, tarımı bitirdiğimiz gibi bu milletin ta Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bugüne kadar ne kadar kurduğu şey varsa, üretim müessesesi varsa, kurumu varsa, fabrikası varsa IMF'nin talimatıyla, IMF'nin şartıdır bu özelleştirme, birinci maddedir. Siz IMF ile çalışacak mısınız? Özelleştireceksiniz. Yani her neyiniz var neyiniz yoksa satacaksınız. Devlet hiç şey yapmayacak. Üretimde etkili olmayacak. Adı altında biz gereken talimatları uyguladık. İşte Cargill denilen biliyorsunuz bir şey var. Nebeşe üreten, dışarıda bazı şeker üreten bir kurum şey var. Tesis var. Bu Cargill bir rapor hazırladı. Şeker fabrikaları zarar ediyor. Bunların kapatılması lazım. Özelleştirilmesi lazım. Onların talimatıyla özelleştirme yapıldı. Evet. Ve birçok alınan fabrikada kapatıldı. Şimdi kalanları da 2020 bütçesine koymuşlar. Onları da özelleştireceklermiş. Onların en önemlilerinden biri de tank palet fabrikasıdır. Tank palet fabrikasını. Ülkenin tank palet fabrikasının özelleştirilmesi galiba birçok şeyi özetler evet. Durumda. Şimdi peki son bunların ışığında siz kendi bireysel düşünceniz. Bir erken seçim görüyor musunuz?
Vallahi şu anda erken seçim demek yani mevcut şartlarda bir şeylik yapmaları lazım. Yani bir şey yapmaları lazım ki bu ekonomide geçici de olsa bir canlanma sağlayabilirlerse yapabilirler. O biraz zor görünüyor. İşte. Zor ya ama yani insanlar ekranda yazana değil de cebinden verdiğine evet, bakıyor. Asıl enflasyon orada aslında baktığımız orada. Dolayısıyla yakın bir zamanda böyle bir şey yapmadan böyle bir yola gitmeleri intihar olur şey için. Mevcut. Belki 2020 için. Yılının sonuna 21 acaba, falan 2021'in belki. Başına belki. Belki öyle bir şey düşünebilirler. Yani hakikaten ülkenin durumu son derece kritik bir noktada. Yani biz bunları konuşurken hani muhalefet olsun diye konuşmuyoruz. Gerçekten içimiz yanıyor. Veriler ortada. Artık veriler somut ortada. Gelişmeler ortada. Yani hükümetin için... artık üzerinde kaçamayacağı noktalar var. Yani özellikle ekonomik gelişmeler konusunda. Yani Sayın Albayrak yani her 2-3 ayda bir şey açıklıyor hala, ama... Hala ortada... israf devam ediyor. Hala yolsuzluklar devam ediyor. Hala rüşvetle iş gördürmek devam ediyor. İşte bütçe görüşmeleri başlayacak yarın. Ve en kötüsü ortada adalet yok. Evet, adalet aslında hepsinin yargı mesuller diyor ki biz adalete güvenmiyoruz. Verdiğimiz kararlara güvenmiyoruz. Yani sen verdiğin karara güvenmezsen ben vatandaş olarak neye güveneceğim o zaman? Adaletin olmadığı yerde güven olmaz. Güven olmayan yer kimse yatırım yapmaz. Ne dış yatırımcı gelir ne içerideki öyle, insanlar da alıp götürdüler şeylerini. Özellikle dış yatırım. Onun için şu anda resmi rakamlarla bile 4 milyon 600 bini geçti işsiz. Bu gerçek işsizliği hesaplarsanız. 7-8 milyon. 7-8 milyon. Üniversite mezunlarının işsizlik oranları belki %35'ler, %40'lara çıktı. Genç işsizlik oranı her ne kadar %27 gibi görünüyorsa da yani bir de görünmeyen var bunlar. Belki %30'lara, %35'lere çıktı. Bir taraftan Türkiye'nin her yerine içini doldurmadan gerekli yeterli sayıda öğretim üyesi orada istihdam etmeden üniversiteler açıldı. Yani herkesin ortak kanaati bugün üniversiteler çoğu İşsizlik rakamlarını geçici olarak ertelemek için açılmış kurumlar haline geldi. Ve üniversitelerden mezun olan gençlerimizi... Yani kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Hepsinin haciz geliyor, o geliyor, bu geliyor. Yani ve şöyle bir şey varmış, işin enteresanı. İşi yok çünkü öğrenci. Şimdi o kredi borçlarında şöyle bir şey olmuş. Bir arkadaşın başına gelmiş. Kredi borcu var. Ödeyecek. Geciktirmiş. Şeyine banka hesaplarına bloko koymuşlar. Evet, evet. Gideyim ödeyeyim demiş kredi borcunu. Tamam öde demişler. Alın şunu neyse 500 lira. Yok öyle değil. Bugünden sonra ödemen gereken ne kadar hepsini birden ödersen ancak blokeyi kaldırırız. Nasıl yapacak öğrenci onu? Nasıl ben yaparsa yapsın. O da onu düşünmüyor. Değil ama. Peki. Sayın Sevim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gündemi değerlendirdik katılımlarınız için. Çok sağ olun. İnşallah iyi olur. Bütün bunları söyledikten sonra yani tabii, temennimiz yarınla o, ilgili halkımızın ümitsiz olmasına gerek yok. Bu millet çok çileler çekti. Çok sıkıntılar çekti. Çok badireler atlattı. Bu millet kazma ile kürekle İstiklal Savaşı'nı yaptı. Yani Allah'ın izniyle yani Erbakan hocamızın gerek 12 Eylül öncesi, 12 Eylül sonrası yaptıklarıyla yani eğer hocamızın o başlatmış olduğu ağır sanayi hamlesi devam etmiş olsaydı, onu ertelememiş olsalardı, efendim iptal etmemiş olsalardı, bugün Türkiye her şeyle kendi kendine yetecek ülke olacaktı. Yani Türkiye'de bir vidanın bile üretilemediği bir dönemde Erbakan Hoca geldi, %100 biyolojik motor üretti. Ondan çok önce Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş %100 uçak üretti, %100 yerli otomobil yaptık. Yani biz yapabiliriz. Allah'ın izniyle yeter ki gerçekten yerli, gerçekten milli insanları iş başına getirelim. Peki. Tekrardan sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. 17. saatin bugünkü konu Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim'di. Kongreye değindik. Olağan kongre hafta sonu Saadet Partisi'nin gerçekleştiği KYK ile ilgili Arınç'ın açıklamaları ve ABD ile ilişkiler ve mektup konusuyla birlikte son olarak da ekonomik gelişmeleri değerlendirdik. Tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.